Uzun hikaye. Müzik, film, bilim ve mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çoğul. ...95.0 Açık Radyo'dan herkese günaydın, iyi sabahlar. Bu pazartesi tekrar Uzun Hikaye'de birlikteyiz. Bugünkü konuğum kıymetli dostum ve değerli müzisyen Kamil Erdem. Kamil hoş geldin. Hoş bulduk. Ne var ne yok? Valla herkes gibi. Koronayı nasıl atlatıyorsun? Koronayı evde kalarak, maske, mesafe, hijyen kurallarına uyarak. Evet. Bir de bir istisna dışında seyahat etmeyerek bugüne kadar getirdik. O istisnaya da geleceğim çünkü tamam. Kamil Erdem tabii çok önemli bir müzisyen dedim girişte ama onun altını bir bilmeyenler için dolduralım. Aslında sen Orta Doğu Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra ki o sırada zaten müzisyenlik de yapıyordun ya da en azından müzikle ilgiliydin. Ne oldu da müziğe geçtin ya da elektrik mühendisliği cazibesini ne olmalıydı? Elektrik mühendisliği zaten hiç cazip oldu mu onu bir sormak lazım da. Ben üniversite öğrencisiyken yarı profesyonel olmuştum, çalmaya başlamıştım. Misal işte Okay Temiz'den çalmaya başlamıştım. Daha çok yazları çalıyorduk tabii bir okul durumda, kışın çalmaya mani olduğundan. Fakat ben ve bizim jenerasyonun çoğu istediği mesleği seçmemiştir. Bizim zamanımızda hani ne olmak istemiyorum sorusunun cevabı bile bir lükstü. Ben mesela doktor olmak istemiyordum, dişçi olmak, mimar olmak istemiyordum. Dolayısıyla ne olmak istediğimi bilmiyordum ama ne olmak istemediğimi bildiğim için iyi kötü bilinçli bir tercih yaptım diyebiliriz. O zaman da işte meslekten ziyade okul seçtim ve işte mühendislikler içinde de elektrik nasip oldu. Fakat hiçbir zaman ben ne çocukluğumda bir radyoyu söküp tamir etmeye çalışmışlığım vardır, ne elektrikli aygıtlara bir merakım olmuştur. Bir şekilde yani mühendisliğin ve ODTÜ'nün cazibesine kapılıp bu okula girdim. Sonra da bu zoraki evlilik fazla uzun sürmedi diyebiliriz. Yani aslında bakarsan 95 yılına kadar mühendislik titriyle çalıştım zaman zaman da. 1995'te Asya Minör'de kuralı 5 sene olmuştu. Artık müzik faaliyetlerim daha da bir yoğunlaşınca gene de radikal bir karar diyebilirim. O kararı aldım ve tamamen müziğe yöneldim. Peki müzikte kendine otodidaktik diyebilir misin? Sonuçta klasik gitarla başladın değil mi? Öyle biliyorum. Klasik gitarla başladım, evet. Sonra evet. Basa geçtin. Fakat bu sonra, aşamalarda hocan olmuştur. Olduysa da ben otodidaktım diyebilirim. Yani mesela klasik gitarda hiçbir zaman birebir ders almadım ben. Bas gitarda zaten almadım. Kontrbasta biraz hani sonuçta klasik öğreti içinde olan bir enstrüman olduğu için orada bir hoca şeyinden geçip o da çok kısa bir süre oldu. Fakat yani bu müzik ve eğitim konusu yan yana geldiğinde hani ben müzisyen olmak için eğitim şarttır da dersem kendimden çelişkiye düşmüş olurum. Şart değildir dersem de kendimden çelişkiye düşmüş olurum. Çünkü biliyorsun biz seninle yıllarca Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik Sahne Sanatları bölümünde hocalık yaptık. Dolayısıyla benim yaşam pratiğimde evet öğrencilik yok ama hocalık var. Dolayısıyla eğitim gereksizdir dersem kendi geçmişimi inkar etmiş olurum. Eğitim şarttır dersem de bu sefer kendi yetişmişliğimi inkar etmiş olurum. O bakımdan herhalde klasik müzik haricindeki disiplinlerde hocalığın tarifini iyi yapmak lazım. Yani evet şart değil ama hocanın fonksiyonu da var. Şöyle var. Yani karşındaki öğrencinin yapısını iyi bir tahlil edip onun varabileceği hedefi iyi kötü yani belki %100 isabetle değil ama %100 isabete yakın bir isabetle tespit edip onun o hedefe ulaşmasındaki süreyi kısaltmak. Hocanın fonksiyonu bu olsa gerek. Bu şekilde hep düşündüm ve uyguladım. Bir şekilde de yaptığım işi sevdim. Şu anda artık onu da yapmıyorum biliyorsun. Şimdi 90'larda yani yaklaşık 30 sene önce Asya Minör'ü kurucusu sensin değil mi? Asya Minör'ü ben kurdum. Repertuarındaki bütün besteleri de ben yaptım.
Teknik anlamda prodüksiyonlarını da ben yaptım albümlerin, ki 3 albüm vardı. Oldukça tam 1990 yılında. 90'larda ben hatırlıyorum. Hatta sen bilir misin bilmiyorum. Biz aslında bir keresinde aynı festivalde yer aldık 90'larda. Kıbrıs, Magosa'da. O söylediğin 2000'di. Tam 2000 yılıydı. Tamam, 90'larda. Konuşmuştuk senden, evet. Doğru. Evet. 2000. Magosa'da. Evet. Şimdi o zaman 1991'de mi? Ben şöyle bir baktım kuruluşuna. Değil, 90. Tam 90. Ha, 90. O zaman evet. Bir 10 yıl kadar birlikte olmuş o zaman bu grup. Ben daha kısa süreli sanıyorum. Hayır, 2003 en son konser. 1990 ilk konser, 2003 son konser. Hatta 1990'da yurt dışındaki ilk konser de iki Almanya'nın birleştiği gündür. 3 Ekim 90 mıydı? Yani öyle bir Ekim başları 92 Almanya'nın Erlangen'da konser vermiştik. O ilk konserdi. Son konserde Altınoluk'taki bir festival. Peki şimdi Asya Minörü, ben programdan önce de sana söylemiştim. Belçika'da Ottüller Derneği'nde bayağı birkaç jenerasyon sıcak olarak hatırlıyor. O yüzden de ilk konuyu oradan açtım ama muhtemelen de senin düzenli olarak söyleyebileceğimiz profesyonel yaşamında biraz Asya Minör'le mi başlamış oldu? Yoksa o Okay Temiz ve onun gibi müzisyenlerle daha önceden yaptığın müziklere de bir profesyonel gözle bakabilir miyim? Tabii bakarız. Asya Minör kurduğumda ben de 30 yaşındaydım o zaman. 31 hatta. Dolayısıyla bir profesyonel geçmişim vardı. Asya Minör benim tamamen müziğe yönelmemi sağlayan proje oldu. Yani mühendislik, müzik hep paralel ilerledi. İşte belli kaygılardan biliyorsun. Asya Minör'deki konser yoğunluğu öyle bir duruma geldi ki, artı tabii albüm çalışmaları. Yani hem zamanımın büyük kısmını, zihnimin ise tamamını müzik işgal ettikten sonra artık ben mühendisliği kalıcı olarak bırakma kararı aldım. O açıdan tabii Asya Minör'ün etkisi büyük oldu. Şimdi ama profesyonel geçmişim vardı daha öncesinde tabii. Şimdi hem Asya Minör'le hem de sonrasında zaten bizim de Yıldız Teknik Üniversitesi'nin artık birlikte çalışmaya başladıktan sonra seni tanımaya başladığım zamanlardan itibaren Kamiler'den caz müzisyeni, basçı olarak bilinir. Ben tabii senin o Asya Minör geçmişini fazla bilmiyorum. Ben Türkiye'den gidince de sen bu sefer tekrar klasik gitara döndün, başladığın yere. Orayı ayrıca konuşacağız çünkü orada ilginç şeyler yapıyorsun ama bilenler de biliyor. Bunu birkaç kişiyle de konuştum. Burada müzisyen, Balkan müzikleri ve Orta Doğu müziklerinin ne yaparsan yap, senin müzik her türlü eyleminde merkeze oturttuğun konusunda bir hemfikir var. Ben de katılıyorum. Sen katılıyor musun? Var, var ama ondan ibaret de değil. Yani aslında müzikle alakam sadece çalmak ve sadece profesyonel icra değil. Hepimiz bir kere öncelikle müzik severiz. Dolayısıyla da yoğun bir şekilde müzik dinliyoruz. Şimdi bu açıdan bakarsan, yani sadece bir müziksever ve müzik dinleyicisi açısından bakarsan, ben zamanımın çoğunu bu bahsettiğin Balkan ve Orta Doğu müziklerini dinleyerek geçirmiyorum. Yani benim dinleme geçmişimin, ki artık hani kaç bin saattir bilmiyorum, ya cazdır, şu aralar klasik müzik ve bu tabii dönem dönem de değişir. Ama elbette her zaman bir artık moda tabiriyle damarlarımızda var, ile mi açıklayacağım onu bilemiyorum. Yerel müziklere bir merakım var. Mesela adı üzerinde hep bir tartışma vardır. Türk müziği mi, klasik Türk musikisi mi, Osmanlı müziği mi? Yani bunu bir makalede de değindim bu çelişkilere. Hem ona hem Türk halk müziğine. Biraz Arap müziklerine ama az. Yoğun bir şekilde Yunan müziğine. Bir dönem Hint ve Pakistan müziklerine ilgim oldu. Ama bunu çok da böyle yani Türk tarafını ayrı tutuyorum. Yani Hint ve Pakistan'dan bahsediyorum. Çok da derinliğine girmedim. Sadece yani kulağımdan içeri nüfuz etti bu müzikler, öyle tabir. Ve benim müzikal kimliğime belki az da olsa bir katkısı olmuştur. Türk ve Yunan müzikleri dışındakileri söylüyorum. Türk ve Yunan müziklerine ise derin bir ilgim var, evet. Peki bu şey albümü ne zaman çıktı? Ot Tango. Sanırım yine o adla, değil mi? Albümün adı da Ot Tango olarak mı? Yoksa... Albümün adı Ot Tango'ydu, evet. Evet, ilk parçası da Ot Tango. 2007 ya da 8 olsa gerek. 2008 saat. Evet, 2008. O kiminle? Kamilerden Kuartet'in onları... O Kamilerden Kuartet diye şey yaptı ama onun müzikal, yani bir Asya Minör gibi değildi o. Şimdi bu da enteresan tabii. Yani gruba isim veriyorum. Bütün müzikler bana ait. Benim adıma bir kuartet oluyor. Müzikal katkı olarak Alman flütçü, ki Hollanda'da yaşar o da.
Mark Alban Lotz'un da çok büyük katkısı var. Hele hele geçen Mark oradaki kayıtlardan bir tanesi, kendi bestesi olan bir tanesini yayınlamış. Ben de epeydir dinlemiyordum. Bizim Fatih Ağızkalı vardır, Udi. Benim hani Türk müziği camiasından en beğendiğim ve en çok birlikte çalıştığım ve çalışmak da istediğim müzisyenlerden biridir. Her ikisinin de çok büyük katkıları oldu. Yani O Tango albümü benim çok içime sinen bir albümdür. Hatta şöyle söyleyeyim, hani müzikteki tek fiziksel boyut derinlik olsa gerek. Hani en boy yükseklik diye üç tane bir geometrik boyut vardır. Derinliğin bu manada tanımı da zor ama müzikteki tek boyutta derinlik benim herhalde en derinlik boyutu olan albümüm odur diye. Bir de birinci Asya Minör albümü diyebilirim. Çünkü artık hani aradan 30 yıl geçtikten sonra daha böyle bir tarafsız gözle bakabiliyorsun ve kendi yaptıklarını eleştirebiliyorsun. Bunlar geçmiş 3-5 yıl olan albümler olsa belki bu kadar objektif olamayabilirdim. İstersen o albümden ilk parçayı, O Tango'yu dinleyelim. Sonra hem tamam, müzikteki derinliği hem de Türk müziği mi, Türk musikisi mi o konuda yazdığın makaleden başlayarak devam edelim. Tamam. Evet, Kamil Erdem'le birlikteyiz. Devam ediyoruz. Biraz önce O Tango'yu dinledik. O Tango, o albümün tamamını bir yılda mı kaydetmiştiniz? Ben çünkü hatırlıyorum. Hayır. Hatırlıyorum. Yok. Hollanda'da bir turne yaptık. Tamam. Yanılmıyorsam 5 konserli bir turne yaptık. Kayıtları da Hollanda'daki bir stüdyoda yaptık. Utrecht'te hatta. Sonra miksajını ve masteringini de Türkiye'de yaptık. Yani bir sene sürmedi de iki aşamada, işte belki arada bir 2-3 ay varsa albümün bir ürün olarak çıkması işte belki 3-4 ay sürmüştür. Peki şimdi beni çok ilgilendiren bir nokta var senin müzik hayatında. O da klasik gitara çok hardcore bir giriş yaptın. Dönüş yaptın mı desem, giriş yaptın mı desem ben bilemedim. Onu sen dönüş olarak. Dönüş. Yani o giriş için biraz tabii artık fazla geç oldu. Fazla büyüdük giriş için. Ama ben seni, yani ben beraber çalışırken ki bir ara ofisi de paylaştık. Ben hiçbir zaman evet, senin klasik gitar çaldığını görmedim. Duymadım. Ama öğrencilerim hep gördü. Okay. Şöyle gördü. Ben bas derslerini elimde gitarla yapardım. Evet, onu sınavlarda da gördüm. Yani elinde hani akor eşlik gibi hani bir takım. Evet. Ama hani klasik gitardan kastım. Diyeceğimiz Antonio sahnede, Lobos'lar falan, onu kastım. Tabii. Onlar yeni, doğru. Yani klasik gitarı aslında ben albümde de çaldım. Mesela 3. Asya Minör albümü Kedi Rüyası'nda bir parçayı gitarla çaldım. Üzerine de basla çaldım. Yani o canlı kayıt olmayan yegane parçadır. İstanbul isminde bir parçaydı. Sahnede de birkaç kez çaldığım oldu. Fakat Latin Amerika klasikleri, yani işte Antonio Lauro, Villa-Lobos, bunları çalmam doğru. Yenidir. 3 sene kadar oldu diyelim. Aslında yani o emekliliğime yakın günlerde başlamıştım. Gitar jürilerine hep girerdim ben. Evet. Hatta beraber de senden çok girdik. O gitar jürilerine girmiş olmamın da bir etkisi oldu. Yani çocuklar çaldıkça, hani bir müzisyen ve gitarist olarak değerlendirme yapıyoruz ama yani repertuara aşina değildim. Aşina olmamak bir tarafa. Bilmiyordum da. Fakat yani içimde şöyle, ben bunları çalarım yahu hissi oluştu. Sonra da bir yerden başladık. Fena da gitmedi. İşte yani sen biliyorsun. Sen kısmen de olsa. Jürideyken gizli repertuara ısınıyordun yani çaktırmadan aslında. Çünkü hemen hemen her şeyde sınavda vardın. Çünkü hani Yıldızı Teknik Üniversitesi'nin o zaman yani müzik bölümünün en sevdiğim tarafı oydu. Ben kendimi birden Türk halk müziği jürisinde bulabiliyordum ya da işte bazen keman jürisinde bulabiliyordum. Hani benim katkım ne olurdu bilmiyorum ama o durumun bana katkısı çok fazla olmuştur. Böylece olur, ne bileyim, evet, bir Erzincan güzellemesi öğrenmişimdir ya da işte Yozgat Ağıdı dinlemiştim. Bilmiyorum sürmeli misimidir ama yani Yozgat Ağıtı'ydı parçanın adı. Ondan sonra o parçayı epey bir ya çok sevdim. O şekilde ben mesela bağlama çeşitlerini öğrendim falan. Hani o eklektik davranış bence Yıldız Teknik Üniversitesi'nin en güzel taraflarından biriydi. Ama demek ki sen orada aslında bayağı bir klasik hep girdin. Yok. Çünkü ben yani sensiz şimdi klasik benim, gitar jürisi hatırlamıyorum. Benim gitarla olan afinitem senin Yozgat Ağıdı'yla olanınkinden biraz farklı tabii. Onu söyleyeyim. Muhakkak farklıdır. Ama repertuara yabancıydım, doğru. Yani klasik derken ben gene barok çalmıyorum. Gene Avrupa, mesela gene İspanyol şeylerine, evet, girmiyorum hiç. Ama Latin müzik aslında cazla
klasik arasındaki gitar müziği çerçevesi içinde tabii. Cazla klasik arasında çok iyi bir köprü. Yani o artikülasyona bayağı bir aşina olduğum için sonradan da yani doğru tercih olduğunu görüyorum. Doğru karar olduğunu görüyorum. Latin klasikleriyle kendimi sınırladım. Teknik anlamda çok büyük katkısı oldu. Ve kondisyon bakımından. Tabii daha. Ama ben şimdi 3-4 sene önceydi sen Belçika'ya geldin. Hatta çalmıştın. Geçenlerde de artık Antalya'da. Yani gitar festivali açılış konserine çıkmak mesela bizim için önemli bir şey. Bir açılış konserini çalmak. Şimdi sen açılış konserleri de çaldığına göre artık o tekniği de sindirmiş olmalısın görmeyeli. Evet şöyle yalnız bu insan tabii çaldıkça kendini yeniliyor ve kendi optimumuna da yönelmiş oluyorsun. Bir dönem ben bayağı yoğun çaldım. Üniversite konserleri yaptım. Ankara, İstanbul dışında. En sonunda hatta İstanbul'da Marmara Üniversitesi'nde bir konser yaptım. Bu konserleri yapa yapa ne yapmam ve ne yapmamam gerektiği soruları kafamda daha netleşti. O soruların cevapları da daha netleşti. Ve tabii daha alınacak, kat edilecek çok mesafe var. İyi ki de var. Yani o mesafeleri kat etme yönünde strateji geliştire işte hayatımızı heyecanlı kılıyoruz biz de. Bu Antalya konserinde hep kendi parçalı, yani kendi düzenlemelerimi çaldım. Ama kendi bestelerimi çalmadım. Yaptığım parçaların çoğu gene Güney Amerika kökenliydi. İşte 3 tane Brezilya parçası, 3 tane tango, 1 bolero. Daha sonra işte Fado, Yunan müziği ve Türk müziği. Türk müziğine de birkaç düzenleme yaptım. Bir müzisyen olarak benim yansıtabileceğim en iyi müzik nedir sorusundan yola çıkarak böyle bir repertuar oluşturdum. Çünkü her müzisyende olmayabiliyor bu. İlla bir avantajdır da diye iddia etmiyorum ama benim farklı müzik türlerinden zevk almak ve çaldığım enstrümana yansıtabilmek gibi bir özelliğim var. O halde bu özelliği kullanayım istiyorum ben de. Yani tabii gene sınırlı. Her hoşuma giden müziği çalabildiğimi söyleyemem. Ama bir tango, bir işte Brezilya müziği, bir Küba müziği, Fado, Yunan müziği, bunların artikülasyonuna da aşina olduğumu ve belli bir çalışma disiplini sonrasında enstrümana yansıtabildiğimi düşünüyorum. Dolayısıyla Antalya konserinde hani repertuarımı da optimize etmiş, şu andaki koşullara göre optimize etmiş olarak çıktım. Güzel de olduğunu tahmin ediyorum. Yani eksikler daha hala çoktur ama dediğim gibi bu eksikler zaten bitmez. Birazdan bir Venezuela valsi dinleriz senin yorumundan. Oraya gelmeden önce ben geçenlerde Tolgahan Çoğlu'yla bir program yaptım. O da gitarist biliyorsun. Ricardo'yla da, Ricardo Moyano'yla da. Ve hep ben şeyi iddia ediyorum. Onlar da sağ olsun bana katıldılar. Sen de katılır mısın? İddiam da şu. Ben başka ülkelerde oldukça Türkiye'nin bir aslında hiç küçümsenmeyecek bir gitar merkezi olduğunu, yani ilgi ve sevgi bağlamında söylüyorum, olduğunu ve aslında da çok ciddi şeylerin üretildiğini düşünüyorum. Mesela ne diye sorabilirsin? Ne bileyim hani mikrotonal gitar bölümü bile var ya da işte kaç tane okulun klasik gitar bölümü var? Dünyada bakıyorum şimdi Hollanda'da önemli okullar, Belçika'da, Almanya'da, Amerika'da master ve doktora düzeyindeki öğrencilerinde bir Türk etkisi var. Bunu net söyleyebilirim. Mesela Maastricht'te ya da işte dünyanın ünlü virtüözlerinin aynı zamanda eğitimci olanlarının rahatlıkla tercih ettiği, kaldı ki Türk kökenli demiyorum, Türkiye'de yetişmiş, Türkiye'deki okullardan çıkmış öğrencilerin sayısı hakikaten azımsanacak gibi değil. Bir o kadar da bunu sana sorarken şeyden de birazcık güç alıyorum. Senin kültürün inşasındaki yapı taşı olarak müziği merkeze koyuyorsun ya. Ya da ben öyle anladım senin makalenden. Bu açıdan da bakarsan yani 50 yılını müziğe vermiş birisi olarak. Bu söylediğime katılır mısın? Türkiye gerçekten bu gitar konusunda bir ekstraordinar ilgiye sahip midir sence? Sahip. Yani ekstraordinar mi yoksa yani genel müzik ilgisinin ya da genel o enstrümanlara göre ortalamanın hayli üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Relatif olarak. Evet, hayli üzerinde. Ama o da herhalde gitarın özelliğinden kaynaklanıyor. Şimdi hani artık iletişim çağında dünyanın her yerindeki müziği her yerinde duymak, dinlemek mümkün. Eskiden böyle bir şey yoktu. Eskiden dediğim yani 35 sene önce falan yoktu. Öyle ki hani geçtik burada bir İsrail, işte Fas, Ürdün, Pakistan kökenli müzikleri hani bir orijinal
plak bulmak dahi problem oluyordu. Yani Hindistan, Pakistan vesaire ülkelerin müziklerini değil, bildiğimiz klasik batı müziği plaklarını dahi bulmak mümkün olmuyordu. Şimdi hani bir YouTube'a girdiğin zaman bulamadığın, dinleyemediğin veya işte Spotify veya diğer mecralar, bulamadığın, dinleyemediğin müzik yok. Dolayısıyla herkes her müziğe aşina olarak yetişiyor. Türkiye'nin bir özelliği var tabii. Şu açıdan var. Doğu'ya da batıya da bir kere coğrafi olarak yakın. Hani kültürel manada doğu ve batıyı kastediyorum. Aynı şekilde İsrail de bu özelliklere sahip. Bizim yakınlarımız olan Arap ülkeleri veya Yunanistan. Yani hakikaten coğrafi olduğu gibi kültürel anlamda da bir geçiş bölgesi. Dolayısıyla gençler, aslında hepimiz farklı müzik türlerine ilgi duyarak yetişiyoruz. Bu çok iyi bir şey. Ve bunu en iyi tatmin edecek enstrüman da gitar. Yani gitar en iyi enstrüman olmak diye bir tanım zaten olamaz. Ama gitar gerçekten çok yönlülük özelliği olan bir enstrüman. Yani ben tek sebep olarak değil ama önemli bir sebep olarak bunu görüyorum. Türkiye'deki gitar ilgisini. Ve bu müzik okullarına da yansıyor tabii. Bir açıdan da Güney Amerika'da da aslında biraz farklı da olsa böyle bir durum var. Güney Amerika'da işte 1920'lerden sonra özellikle aristokrat ve zengin ailelerin evine piyano girince gitar da böyle bizim bağlama gibi hani daha fakir ailelerde ya da daha bir kırsal ailelerde çoğalmaya başlamış. Ve Antonio Lauro'dan tutalım da işte Villa-Lobos'a kadar şimdi o ülkelerde herhalde artık bence de domine ediyor. Bütün dünyayı domine eden bir Latin Amerikan hem besteciliğiyle hem yorumculuğuyla hem de zaten Afro-Küban her yerden aldığı enteresan ritim ve formlarla bir öne çıkma durumu var. Fakat evet. Türkiye'de bu kadar ilgiye rağmen yavaş yavaş değil mi? Bir bestecilik, aranjmanlar ya da işte Anadolu halk müziğinin ya da Türk sanat musikisinin gitara aktarılması, düzenlenmesi daha henüz herhalde emeklemiyor bile. Değil mi? Öyle çok fazla bir yani 50-60 tane gördüm. Ama böyle hani müthiş bir repertuardan bahsedebilir miyiz onu bilmiyorum. Hayır, edemeyiz. Etmeyelim de zaten. Yavaş yavaş olur böyle şeyler. Yavaş, ne kadar yavaş o kadar iyi diyebilirim ben. Çok da acele etmemek lazım. Hatta ben biraz fazla acele edildiğini de görüyorum. Yani evet. Mesela şöyle bir şey de var. Yani gitar müziğiyle özel olarak söylüyorum bunu ama aslında belki bütün enstrümanlara, bütün müzik türlerine de yansıtabiliriz bunu. İki handikap görüyorum ben şimdiki gitarcılarda. Bir, fazlasıyla yerel müzikten beslenmek. Yerel müzikle olan besin bağını kopartalım demiyorum. Ama sadece ona kısıtlarsak da işte o gitarın çok sesliliği, çok yönlülüğünü kendi kendimize baltalamış oluruz. Çünkü gitar ne yaparsak, ne diyelim, ne dersek diyelim, ne kadar çok yönlü olsa olsun, gitar bir Türk enstrümanı değil. Gitar artık universal bir enstrüman. Bundan tabii ki Türk müziği de yapılır. Ama aldım gitarı elime, sadece ve sadece kendi müziğimi yaparım. Bu yanlış bir yaklaşım. Bir kere müzikal olarak yanlış bir yaklaşım. Diğer şeyi bundan çok farklı. O da video gitarcılığı gibi bir şey gelişiyor. Yani konsere çıkmaktan kaçınır bir zümre olduğunu görüyorum gitarcılar arasında. Sadece video yani bu çünkü var dünyada böyle bir şey var ama bunu bugünlerin ya da teknolojinin bir tehlikeli yan tesiri olarak görüyorum ben. Çünkü konserin şeyi ama konuyu tabii saptırmış oluruz. Bunu sadece değinip bırakayım. Şeye gelince yani o repertuarın senin dediğin gibi yavaş yavaş olmasını ben sakınca değil tam tersi bir gereklilik olarak görüyorum. Varsın yavaş olsun ama sağlam olsun. Yani derleye derleye göl olur diyorsun. Derleye derleye göl olsun evet. Yani ve nasıl diyelim bu işlerde eğer acele edersek yüzeysellik kaçınılmaz olur. Evet ben burada başka türlü düşünüyorum. Ama sonuçta üretimin hani daha işte rafine olması açısından değil de yani ne kadar çok olursa sonuçta onların içerisinden daha anlamlıların istatistik olarak daha fazla aktarılması daha kolay olur diye düşünüyorum. Ama tabii sonuçta şöyle de bir şey var. Benim belki de o tarafa bakmadığımı da düşünüyorum biraz. Kötü örnekleri nasılsa elenir gider diye gördüğüm için zararlı olarak okumuyorum. Şimdi aslında bunun kriteri belli. Gitar bir kere uluslararası bir saz, uluslararası bir enstrüman. Dolayısıyla her zaman iki tane kriter vardır. Bir, zamandan bağımsız olmak. İki, mekandan bağımsız olmak. Eğer burada yapılan bir müzik
Ve bugün yapılan bir müzik. Bundan 30 sene sonra da çalınacak olursa, tabii 30 değil, o ayakkabı 300, ona biz şahit olamayacağız. Ya da bugün yaşayan insanlar şahit olamayacak. Ve bir de dünyanın farklı yerlerinde eğer çalınır hale gelirse, bu uluslararası bir değer kazandığını gösterir. Mesela gitar müziği, yani Türkiye'ye iltisaklı gitar müziği deyince aklımıza ne gelir? Koyun Baba gelir, değil mi? Yani bütün artık önemli gitaristlerin repertuarına girmiş. Ve hakikaten de çok güzel bir eser. Ama bunun altında bir İtalyan'ın imzası var. Şimdi bu da mesela düşündürücü bir şey. Carlo Domenica. Evet. Evet. Çünkü yani neden öyle? İşte burada bir, yani Carlo belki bir Türk kadar Türkiye'yi tanımamış ama çok sağlam formasyonlu bir müzisyen ve o gözle bakmış neyi derleyeceğini veya nasıl derleyeceğini, neye nasıl elde edebileceğini, bu ülkeye ait seslerin gitara nasıl yansıtabileceğini demek ki iyi etüt etmiş ve iyi de bir sonuç Tabii yakalamış. çok da Bunu küçük yaşta. ben söylemiyorum bunu. Benim müzik zevkime hitap edip etmediği de önemli değil. Anladım. Carlo'nun ne dediği de önemli değil. Sonuca bakıyorum, yani Evet. sonuç her taraf Koyun Baba'yla yıkılıyor. Demek ki çok da iyi gitarcılar çalıyor bunu. Tabii. Demek ki tutmuş. İşte bu kriter budur. Ben bunu diyorum. Şimdi bu duruma gelen başka Türkiye kökenli eserlerin ortaya çıkması için zamana ihtiyacımız var. Bu işler hani aceleye gelmez. Benim şeyim acele yapmak da bir yasak değil tabii yani. Müzikte yasak olmaz zaten. Ama hani büyük ihtimalle yüzeyseldir. Üflediğin zaman darmadağın olur. Şimdi istersen Antonio Lauro'dan Nelly'yi dinleyelim. Sen çalıyorsun bunu. Tamam. Videoya çalıyorsun. Konserinden değil. Efendim? Videoya çalmışsın. Tabii bu video. Videoda şey kayıt mı o? Sadece YouTube için yaptığın şey mi yoksa bir de ayrıca oraya mı çaldın? Yani Hayır, onun o bu bir kayıt, o başka bir yerde kaydı yok değil mi onun? Yani yok, başka Antonio. yerde. Bu profesyonel kayıt. Yani bir ama şey kayıt, yani canlı kayıt. Yok güzel. Ben o kaydı Görüntü ses beraber kaydedildi ama profesyonel bir ses yok. stüdyosunda kaydedildiği için kaliteli bir ses. Şimdi Yani ben evde kaydettim. o Nelly dinleyeceğiz ama senin Antonio Lauro'ya karşı onun eserlerine karşı bir şeyin var. Beğeniyorsun hakikaten. Çok da çalıyorsun. Yine o Evet. kapsamda mı görüyorsun? Yani o hem gitar, Latin Amerika, formlar ve daha da gitar yapan bestecilik yönünden mi seni heyecanlandırıyor? Çünkü çalmadın, yani bayağı bir Lauro çaldığını biliyorum ben. Evet, valslerinin çoğunu çaldım. Çoğunu yani geçtim tabir edilir. Hani konserlik değil belki hepsi ama konserlik çaldığım da epey oldu. Hatta suite'ini baştan sona çaldım. Evet. Yani Laura'da gerçekten hani gitar besteciliği sınırları içinde dahiyane buluşlar var. Ben öyle görüyorum. Yani ben hani gitar bestecilerini çok etüt etmişliğim falan yoktur. Hani sizler gibi bilmem ama yani hakikaten enstrümandan %100 verimle yararlanıyor. Tabii çok da iyi de bir gitarcı. Onun da etkisi var mutlaka. Yazdığı bazı şeyleri çalmak da çok zor. Hani şu anda YouTube'da onun bir kaydı da var. Gerçi şey bir kayıt. Yani net bir kayıt değil ama hani oradan da bu yani gitar bestecilerin dışında gitarcılığı hakkında da izlenim almak mümkün. Hakikaten müthiş müzikal ve teknik olarak da kendi kendini beğenmezmiş pek, öyle okumuştum ama yani teknik olarak da çok çok üst düzeyde bir gitarcı. Yani işte o zamanlar bir Venezuelalılık şeyiyle, o da bir ulusal kimliğiyle. Çünkü akım öyle bir akım, o ağırlar. Yani etnik müziklerin çağdaş müzikle harmanlanması ya da kaynaştırılması akımlarının olduğu zamanlar. Fakat tabii Lauro'da Batı müziği, klasik Batı müziği etkisi de var biliyorsun. Tamamen Venezuela valslerine etkisi altında yazdığı müzikler de var. Ama hangi etki altında yazarsa yazsın, gitarı hani kaç perde var çarpı o kadar çarpı 6 tel nota nota nokta nokta bilen bir şeyle yazmış. Bilmiyorum yani, dahiyane buluyorum yaptığı besteleri. Nelly'yi dinleyelim, sonra devam Tamam. edeceğiz. Antonio Lauro'dan Nelly'yi gitarist, müzisyen Kamil Erdem'den dinledik. Kamil, şimdi senin yazın okuduğum 3-4 tane, yanılmıyorsam 4 tane makalende sana soracağım bir sürü soru vardı. Dedim ki ben onu sana radyo programında sorayım. Bakalım, hakikaten merak ediyorum. Bunlardan bir tanesi, böyle bir dertli dertli yazmışsın, onu hissettim. Ne Bizde olacak? dert bitmez. Ne olacak bu memleketin haline? Geldim ben okudukça. Fakat Hollywood'da
Hoş şeyler de var. Mesela hoş şeyler de var derken şunu kastediyorum. Enteresan bir tecrübe. Mesela hep iki arada bir derede kalmışlığı vurguluyorsun. Dört makalen değil mi? Dört makalen oldu bu yazın. Beş makale beş. Yazdım. Ben dördünü okudum. Hepsinde öyle bir şey hissediyorum. Bu coğrafya mı artık? Bu kültür mü? Bu kültürün inşa sırasında başa gelenler mi? Mevzuatlar mı? Nereye elimizi atsak? Senin makalelerinden ben onu hissettim ki bir iki arada bir derede kalmışlık var. Osmanlılıktan Cumhuriyet'e, işte Türk musikisinden, işte halk müziğine her açıdan biraz önce bunu olumlu bir özellik olarak anlatmıştım. Gitardan bahsederken Türkiye'nin hem batıya hem de doğuya kültürel açıdan yakın oluşu, geçiş ülkesi oluşunun avantajından bahsetmişsin ama bu yazılarında da sanki bunların bir de madalyanın öbür tarafına bakmış gibisin. Hakikaten öyle mi düşünüyorsun? Bu iki arada bir derede kalmış bir durum mu var? Müzik deyince Türk kültüründe olup bitenler. İki arada bir derede diyemem. Yani eğer o iki arada bir dereden kastın doğuyla batı arasında kalmışlıksa eğer, hayır, onu bir problem olarak görmüyorum. Yani Türkiye'nin evet coğrafi olduğu gibi kültürel anlamda da bir geçiş bölgesinde olduğu muhakkak ama bilgi toplumu değiliz. Bunun da çeşitli belirtileri var, çeşitli göstergeleri var. Bilgi toplumu olmadığımız için bir kültür, sanat, estetik gibi başlıklar altında olan biten şeylerde bir genel bir şuursuzluk ben seziyorum. Olan biten şeyler derken de sadece müzisyenlerin yaptıkları, ettikleri ya da sanatçıların yaptıkları, ettiklerini kastetmiyorum. Çünkü sanatçı tek başına hiçbir şey ifade etmez. Yani üç tane ana unsur işte bir sanatçı olacak, bir sanatsever olacak, bir de onları birleştiren mecralar olacak. Bunların hepsini birden kastediyorum. Arada derede kalmışlıktan kasıt Türkiye'nin hem doğuya hem batıya kültürel olarak yakın olmasını kastediyorsam ben onu bir problem olarak görmüyorum. Bunun bazı dezavantajları olabilir ama avantajları dezavantajlarından daha çoktur. Hatta çok daha fazladır diyebiliriz. Ben problemi daha derinlerde arıyorum ve maalesef de buluyorum. Tabii yanılıyor da olabilirim. İnşallah da yanılıyorumdur, o ayrı. Türkiye'de bilgi toplumu olamamak gibi bir dert var. Bilgi toplumu olmadığı için kültür ve sanat ve tabii estetik, yani bu ana başlıklar altında her ne görüyorsak biraz problemli oluyor. Bir yazıda bahsetmiştim ben ünlülük saplantımızla ilgili. Bu da aslında aynı problemin bir uzantısı. Şimdi ben senin o yazından bir küçük paragraf okumak istiyorum. Çünkü o bahsettiğin sorunun sanki biraz cevabını bize hatırlatıyor. Diyorsun ki yalnız unutmayalım, klasik müzik Rusya'ya da sonradan girdi. Ama Rusya'nın bestecileriyle, icracılarıyla, orkestralarıyla, eğitim kurumlarıyla, kısacası her yönüyle bu müziği ithal ettiği ülkelerin seviyesine ulaşması uzun sürmedi. Bizse 100 yıllık geçmişimize rağmen tırnak içinde benimseme aşamasını bir türlü geçemedi. Şimdi bu bilgi toplumu olmamanın getirdiği bir şey mi? Ben niye o ikide arada bir derede kaldı diye ısrar ettim o kelimede, o şey deyimde. Çünkü şimdi Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçince ya da İmparatorluk'tan Cumhuriyet'e geçince bu benimseme aşaması biraz daha sonradan görmelikte de mi karıştırıldı bilmiyorum. Yani yeni piyanistler olmaya başladı. Bu piyanistlerin Türkiye'ye çok büyük şeyler katacağı belki de öngörüldü. Fakat onunla birlikte küçük Fransacıklar, küçük Almanyacıklar sanki ortaya çıkıyormuş gibi hissettim ben. En azından ben böyle görüyorum. Senin bu yazından da benim anladığım, peki Rusya ile Türkiye arasında ne fark var ki Türkiye'deki bu 100 yıllık geçmişe rağmen Rusya'daki duruma adapte olma söz konusu iken Türkiye'de işte benimseme aşamasına anca gelebilir. Evet. Şimdi aslında sadece Rusya değil, İngiltere'ye de sonradan girdi bu müzik. İngiltere'ye bile diyebiliriz. Şimdi o senin okuduğun paragrafın sonunu ben şeye bağlamıştım. Çünkü bir ülkede sadece sanatçı değil, sanatsever, evet, yetiştirmek için de kültür ve eğitim politikaları geliştirmek lazım. İşte sanatsever yerine o ülkenin sanatından ötürü o ülkeleri sever bir topluluk mu yetişti? Yani Fransız müziğini de Fransız sever. Hayır, şöyle bir şey oldu. Onu da gene aynı yazının devamında şey yaptım. Bu bir statü göstergesi olarak benimsendi. Algılandı ve benimsendi. Yani klasik müzik dinlemek veyahut işte daha sonraları, son 30 yılda caz dinlemek insanlara toplumsal bir statü kazandırıyor inancı oluşturdu. Yani bu son derece sağlıksız bir şey. Ama bunun ben doğru olduğunu da düşünüyorum.
Biraz acımasız bir örnek olacak ama yani kendi fikrim olmadığı için rahatlıkla söyleyebilirim. Bundan tam 30 yıl önce Ankara'da Gece Bar diye bir müzik mekanı vardı. Kısa bir süre açık kaldı, 3 sene en fazla. Ama önemli de katkıları oldu. Şimdi bu gerçekten güzel müzik yapılır. Hatta ben de defalarca çaldım orada. Bir seferinde bir cumartesi akşamı oraya geç bir saatte vardığımda canlı müzik bitmiş ve çalınan canlı müzikle hiç alakası olmayan bir disco müziğinde insanlar dans ediyordu. Ben de işte kalabalık bir ortam, bir az tanıdığım, arkadaşım diyemeyeceğim kadar az tanıdığım bir ODTÜ mimariden mezun. O zaman da işte genç bir mimardı demek ki. Onun yanında dikeldim diyeyim. Bana döndü dedi ki ya dedi şu insanlara bak dedi. Dans eden gençleri kastediyor. Genç dedi değil mi? Yani bizim yaşıtlarımız hatta belki bizden büyükler de. Bunlardan dedi neden hoşlandıklarını bilmelerini beklemek çok fazla olur da neden hoşlanmadıklarını bilmelerini yani neden hoşlanmadıklarını dahi bari bilseler dedi. Bana çok acımasız gelmişti bu tespit ve hatta şaşırdım yani durup dururken bunu ve üstelik niye bana söyledi diye. Fakat bak 30 yıl sonra gene hatırladığıma göre demek ki bende iz bırakan bir tespit olmuş bu. Yani bu ne demektir? Biraz önce söylediğim hani bir kültür sanat bilinci algısı gelişmemiş olduğunu gösterir. Üstelik orada o anda dans eden insanların çoğu Ankara'nın iyi okullarında yetişmiş, iyi meslek sahibi, işte muhtemelen bir ya da iki yabancı bilen bir zümre. Ama bunu yani sadece Ankara değil tabii Türkiye'nin geneliyle de şey yapabiliriz, kıyaslayabiliriz. Ve Türkiye'nin genelinde bu tablo var mı? Evet var. Yani insanların çoğu gerçekten bir takım şeyler dinliyor, bir müzik dinleme kültürü var gibi görünüyor. Ama gerçekten o müziği isteyerek ve zevk alarak mı dinliyor? Bundan ben kuşkuluyum. Ha, bu neden böyle? Yani bu dünyaya Türk geldiğimiz için değil tabii. Bunlar zaman isteyen şeyler. Yani şimdi ilk dinleyişte Rahmaninov beğenilebilir mi, hoşlanılabilir mi? Yani bunun belli şeyleri olur, aşamalı olur. Bizler hani müzisyen olduğumuz için kendimizi ister istemez hani böyle formal eğitimden geç ya da geçme belli bir disipline sokuyoruz ve geliştiriyoruz. Ama herkes müzisyen değil. Yani daha doğrusu iyi ki de değil tabii de yani insanların %90 küsürü artık ne kadar küsürü bilmiyorum. Müziği bir kültürel aktivite olarak görüyor. Hatta çoğunu görmüyor da. Ama yeter ki o görenler arasında bir ne dinlediğinin farkında olmak gibi bir şeyden karşılaşabilsek keşke. İşte bunu yapamıyoruz bence. Bu da genel eğitimle, sanat eğitim değil, genel eğitimle alakalı diye düşünüyorum. Evet, aşağı yukarı bu yazılardan dediğim gibi ben de hani gene aynı yazısının devamında nereye baksak dünyaca ünlü İşte piyanist, dünyaca ünlü saksafonist, dünyaca ünlü ozan falan diye hani artık ünlüden aşağısı kurtarmamaya başladı demişsin. Tabii bu tahmin ediyorum. Neden o? Neden işte, o? İşte içeriye giremeyince bu sefer tabii, içeriye giremeyince kapıdaki etiketi okuyorsun da ondan. Yani o etiketi ne kadar ünlü değilse o zaman da dinlenmiyor tabii. Yani bu sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil. Burada da tabii yani Avrupa'da da var ama tabii Türkiye'deki durumun genele sirayet ettiği belki daha söylenebilir anladım, gördüğüm kadarıyla. Yani bir de burada maalesef bir de yalan da var burada yalnız. Yani ben aynı yazıda bahsettim. Şimdi dünyaca ünlü olan bir şeyden yani piyanist, kemancı, cellist şu bu. Ne beklersin? Yani dünyaca en azından hangi şart? onu geçtik. En azından ne beklersin? Bunun ön şartı nedir? Dünyada çalmasını değil mi? Yani yani kapı kuleyle Habur arasında sıkışmamasını beklersin. Bakıyorsun dünyaca ünlü ki bu tanıyorum da yani. Hani dünyaca ünlü diye bir şeye de ihtiyacı yok bu insan. Zaten hani yetenekli şey bir adamdır. Ama bakıyorsun en son Türkiye dışındaki konseri 12 sene önce vermiş. Nasıl bir dünyaca şöhret bu? Gerek yok buna. Ama işte insanların dikkatini çekmek için bu tür abartılı sloganlar gerekiyor. Bir yerde slogan varsa şuur yoktur. Konu ne olursa olsun, ister siyaset, ister sanat, ister spor, ne olursa olsun. Slogan eğer tahakküm ediyorsa şuur aramam ben. Bulamam da zaten ararsam. Şimdi diğer yazında Türk müziği mi, Yunan müziği mi güzel bir, hoş bir yazın var. Ona geçmeden istersen tam da yerine denk geldi. Şimdi Sakena dans dinleyelim ama bunun hikayesini
Anlatır mısın? Sakena dans. Ben ilk kez 1985'te Yunanistan'a gitmiştim. Daha o zamanlar YouTube yoktu. YouTube'un olmasına da herhalde bir 20 sene falan vardı. Dolayısıyla bir ülkeye ait müzikleri o ülkeye gidip oradan işte kaset, CD belki yok CD vardı. CD alarak şey yapıyordu. Plak vardı tabii o zamanlar. İşte o Yunanistan'a ilk gittiğimde birçok kasetle döndüm. Çağdaş bestecilerinden Yunanistan'ın hala da yaşıyor Allah ömür versin. Stavros Xarhakos'un Sakena Dans ismini parçasını çok beğenmiştim. Enstrümantal bir parça bu. Bunu işte demin de konuştuk. Hani dünyadan çeşitli izlenimlerimi gitar müziğine yansıtmaya çalışıyordum. Bu da onlardan bir örnek. Sakena Dans'ın gitar yorumu. Evet abi. Hasapiko. Evet, Kamil Erdem'den Sakena Dans'ı dinledik ve programın son kısmında gene bir makalenle bitirelim ama önce tabii Türk mü Yunan mı makalesinden bir küçük paragraf okuyacağım müsaade edersen. Tamam. Türk müziğini öğrenmek, araştırmak veya bilgilerini geliştirmek için Türkiye'ye gelen birçok Yunan müzisyen, müzikolog ve müzik öğrencisi tanıdım. Umalım ki Yunanlıların müziklerindeki Türk unsurunu kabullenmekte artık beis görmediklerinin bir işareti olsun. Gene umalım ki bu işaretin bir de karşılığı olsun. Şimdi bu makalede çok can alıcı bir nokta. Ama burada tabii hani yerden yere vurduğunu hissediyorum ben. Bunu biraz Neyin? açalım. Bu makaleyi o hem okumayanlar için hem de ben okudum. Ben bu şeyi doğru mu çıkartmıştım? Yerden yere vurduğun şey şu. Ben öyle anlıyorum. Düzelt lütfen yanlışsa. Şimdi Türk mü Yunan mı diye içi boş bir milliyetçilik yapıp yok bu hani Musakka Türk müdür gibi, Evet. Musakkas mıdır gibi bir noktaya gelmesinden ziyade artık yavaş yavaş hele şimdi bir de bu internet çağında Yunan müzisyenlerin, müzikologların Türkiye'ye gelmesi. Yani umalım ki Türk müzisyenlerin de oraya gidip bu ortaklığın araştırılmasının çok şeyler katacağını söylüyorsun ama buna da umuyorsun. Yani olur mu? Emin de Evet. değilsin. Evet. Değilim. Yani çünkü ya mesele şu. Gene aynı yazıda bahsettiğim kültür milliyet kılıfına sığmaz. Sığmıyor. Çünkü ülkeleri siyasi sınırlarla birbirinden ayırıyoruz. Bu siyasi sınırlar bazen bir akarsu oluyor. Bazen düz bir çizgi Çizgi. oluyor. Bazen bir sıra dağı oluyor. İşte o akarsunun doğusu Türkiye, batısı Yunanistan diyebilirsin. Doğusu Türkiye, batısı Bulgaristan diye. Böyle de bütün dünyada böyle zaten. Ama gel gör ki kültür bunu bilmiyor. Kültür bunun farkında değil. Yani ben işte Meriç Irmağı'na kadar Türk'üm. Onu geçtikten sonra Yunan oldum demiyor kültür. Tuna'nın beri yanı Avusturyalı değil ya. Değil yani. Böyle bir şey olmaz. Gerçi ulus devlet bir vakıadır ve bu vakıa daha bizim öngöremeyeceğimiz bir şey kadar da sürecektir. Sürsün de zaten bunda da bir sakınca yok. Ama bununla birlikte kültürü de ulusallaştırmak işte insanı çıkmaza götüren bu. Hem teorileri çıkmaza götürüyor. Teoriyi işte gene o yazılardan birinde de şey yapmıştım. Bir ideoloji doğrultusunda belli bir şey tespit ediyorsun sonra ona uygun teori yazıyorsun. Benim karşı olduğum bu. Benim karşı olduğum değil yani gerçeklik böyle değil. Dolayısıyla hani bir şey duyup bu işte Türk. Ama Yunanlar da dinliyor. O bizden çalmıştır. Ha bunun karşılığı da var tabii. Yani aynayı bu tarafa tutarsan da işte hani şimdi kendimizi oradaki birinin yerine koyduk. Bu Yunan niye? İşte bizim ülken. Bu Türkiye'de de var. Yok o bizden çalmıştır. Bu anlayış hastalıklı bir anlayış. Ama bu anlayışın aşılması da zaman alacak. Eskisi kadar katı yaklaşıldığını düşünmüyorum. İşte ummak da oradan geliyor zaten. Yani Türkiye'ye gelen ben Yunan müzisyen hakikaten çok tanıdım. Yani buradan oraya giden de vardır. İşbirlikleri var. O da çok iyi bir şey. İşbirlikleri var. Ki bu tabii Yunanistan çok yakın komşumuz olduğu için. Yani çünkü bazı uzak komşularımız da var bizim. Ama bütün komşularla mutlaka kültürel ortaklıklarımız var. Hepsiyle keşke bu şekilde ortak çalışmalara girebilsek ve milliyet tanımayan kültürleri milliyet kılıfına sokmasak. Yani 45 numara bir ayağa, 38 numara bir ayakkabıya sokmaya çalışmasak. Peki, böylece de bitirelim. Tamam. Öncelikle çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Klasik gitara ve yazılara devam edeceğini umuyorum. Klasik gitara tabii devam edeceğim de. Klasik derken klasik sadece enstrümanı tanımlıyoruz. Yani Klasik klasik gitar müzik değil enstrümanına. yoksa. Ha, evet.
Yazıları bilemiyorum. Tabii ki yazmak istiyorum. Aslında birikmiş konular da var ama şu Antalya Festivali girince ben özüme döndüm ve gitara çok ağırlık vermeye başladım. Yazılara da ara verdim. Ama yazacağım, var. Hatta mesela belki ilk yazının konusu olur mu ama mutlaka yazmak istediğim Türkiye'deki caz festivallerinin kimlik sorunu üzerine mutlaka yazacağım. Kolay gelsin. Tekrar teşekkür ederim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim Muzaffer. Bana ulaşmak için Muzaffercioğlu Gmail adresini kullanabilirsiniz. Muzaffercioğlu Twitter account'ından da program ayrıntılarını öğrenebilirsiniz. Program tekrarları Spotify ve YouTube'da podcast olarak yükleniyor. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Uzun hikaye. Müzik, film, bilim ve mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çoğdaş.